Özlem bugüne kadar hep sandık başından haberler aktardık. Seçimin nabzını tuttuk. Gerekli kah seçmenlerle konuştuk. Kah siyasi parti temsilcileriyle ya da sandık kurulu yöneticileriyle. Dolayısıyla size seçimin yerinden nabzını tutmaya çalıştık. Orada olup bitenleri sizlere doğrudan aktarmaya çalıştık. Ama seçimlerde 5. günü geride bıraktık. Bugün 6. gün 1 Mayıs'ta 5. gün e, oylamalar yapıldı. 5 gün sonunda peki seçmenin sandığa ilgisi nasıl oldu? Biraz bu açıdan biraz aritmetik açıdan seçimlere bakmaya çalıştık zira katılım yüksek olacak mı bunu biz e, kuyruklarda e, seçim kuyruklarında sandık kurullarında bu tespitleri tek tek konuştuk çıplak gözle bu net görülüyordu ancak bu rakamlara yansıdım işte bunu araştırdık siyasi parti temsilcilerinin yurt dışı temsilciliklerine ulaşan e, rakamlara baktık ve e, bu rakamlara göre bizim tespitlerimiz yani gözle görülen tespitler rakamlarla da ortaya konulmuş Olduğu çok ciddi anlamda katılımlarda yükselme var. Belki 1 Mayıs'ın katkısı var buna. Belki seçimlerle ilgili çok iddialı adaylar var ya da seçimlere yönelik herkesin 100. yıla dönük farklı farklı nedenlerle çok büyük umutları var. Dolayısıyla bütün bunlar belki de seçmeni sandığa daha çok getirdi. Ancak rakam rakam belki de e, aktarabiliriz. Avrupa'da ciddi anlamda sandığa katılımda artış var. E, Almanya'yı Cem bütün detaylarıyla anlattı. Almanya'dan başlayacak olursak örneğin Almanya'da 2018 seçimlerinde 212 bin seçmen ilk 5 günde sandığa gidiyor. 5 e, bu yılki seçimlerde ise 290 bin 400 civarında seçmenin sandığa gittiği kaydedildi. Bu Almanya genelinde %37 oranında bir artışa tekabül ediyor. Ancak Almanya'dan daha çok Avusturya'da ciddi bir artış tespit edilmiş. 2018 yılında Avusturya'da 16 bin seçmen oy kullanıyor. Bu seneki seçimlerde ise e, yaklaşık 28 bin 9 yani yaklaşık 29 bin gibi bir seçmen kitlesi sandığa gitti. Bugünkü rakamlar hariç onlar henüz gelmedi, ulaşmadı bu rakamlar. E, dolayısıyla e, Avusturya'da da %71 oranında bir artış söz konusu parti bunu tespit ediyorlar Fransa bir takım olaylara, bir takım istenmeyen vakalara rağmen Fransa'da da seçim son derece e, hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Fransa'da geçti. 2018 yılında 54 bin seçmen sandığa gitti. Bu sene ilk 5 günde tabi. Bu sene bu rakam e, 86 bine yükseldi. Yani Fransa'da da çok ciddi oranda bir artış söz konusu. %59, %60 gibi bir e, sandığa katılım oranı söz konusu. Siyasi partilerle bunu konuşuyoruz. Siyasi partiler bunu çok net tespit ettikleri kendi seçmenleri nezdinde de insanların seçim sandıklarına ciddi ilgi gösterdiğini ve hatta bazı partiler AKP ve CHP gibi bazı partiler sandığa ilginin %70'i bulabileceğini iddia ediyorlar. Yani ciddi yüksek katılım var. Henüz 5. gün geride bırakıldı. 13 gün boyunca oy kullanılacak. Bir ikinci, beşinci gün yani 10. gün itibariyle de belki bir rakamları kontrol edebiliriz ama 13. günde bu rakamlar iyice belirginleşecek. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden Washington'da özlem.